Her şeyden önce ya hocamla benim tanışmamdan önce zaten babamla hocam dost, baba dostudur yani hocam. Ben 7 yaşlarındaydım. 1979 senesi Trabzon'da Ayasofya Mahallesi'nde rahmetli Baki hocamlar falan hep babamlar biz bir mahalledeydik. Orada kırmızı Ford bir tane minibüsten bindik hep beraber. Ben çocuğum yani babam beni aldı yanına. Tevhid okuya okuya Akçabat'ta Ak Cami'nin önüne geldik. İşte Hayri Baba Hazretleri'nin yani cenaze namazı kılınması sonra da şehitlik tepesinde defnedilmesi. Yani ilk çocukluğumuzda böyle bir anımız var. Daha sonra hocam biz Sultanbeyli'ye taşındık İstanbul'a. İstanbul Sultanbeyli'ye hocam geldi. Aydos Tepesi'ne çıkıldı. Babam çıkarttı hocamla dedi benim şöyle güzel ferah bir yere getir deyince babam da Aydos Tepesi'ne getirdi hocamı. Çıktık oraya. Orada güzel bir sohbet oldu. Bir çay içildi. Böyle diyeyim. Ama o zaman ben tabii 12-13 yaşlarda bir şeydim yani. Çok fazla bir şeyimiz yok. Tabii yol olarak yani babamızı alnını secdede gördük. Onun sayesinde de hocamı tanıdık. Ama hocamla bizim daha çok beraberliğimiz Azerbaycan'da oldu. 1994'te ben Bakü'ye gittim. Bakü'ye gittiğim zaman işte Mustafa Hayribaş, Osmanbaş onlarla beraberdik. Hatta ben 95'te evlendim. Ben Hayri'yi tanımıyorum, Osman'ı tanımıyorum ama hocamı tanıyorum ama bu ikisini tanımıyorum yani. Ona da demiyorlar kim olduklarını. Böyle benim düğünüm esnasında tesadüfen bunlarla biz daha evvel onların kaldığı evde ben kalıyordum. Onlar aramışlar benim evimi. Ben de aradım onları ya ben de buralı, ben de Trabzonluyum işte siz de Trabzon bir görüşelim falan öyle derken düğünüm var gelir misin? Geldiler. Babam bunları görünce tanır gibi oldu. Tabii yıllar geçmiş aradan. Sonra televizyon melevizyon adını söylediğim zaman babam dedi ki onu arayınca telefonu bana ver. Bakü'ye gelmişti babam da zaten. Hayır arayınca dedi ver telefonu dedi sen dedi ay adına dedi Hayrim dedi Mustafa Hayrim. Dedi dayı sen nereden bilirsin? Dedi o düğünde dedi nasıl oynadığını dedi babana diyeceğim. Aman dayı gözüne kurbağayım olayım deme dedi bizim Hayri. O günden sonra biz yani hocamın bir evladı olduk. Tabi hocam da bunu kabul ederse inşallah kabul eder huzur mahşerde. İnşallah onun evladı olduğumuzu kabul eder hocam. Tek gayemiz, amacımız, maksadımız hocamın sayesinde Cenab-ı Hakk'ın davasına hizmet etme. Hocam bize bu şansı verdi, bu şerefi verdi. Hocamla biz neler görmedik ki, neler yaşamadık ki hocamla. Hocam dinler arası diyalog meseleleri gündeme geldiği zaman Azerbaycan'daki insanları da ayıktırmak istedi. Çok çalıştı. Biz de orada bu konuda çok mücadele ettik. Hocam dinler arası diyalogla beraber Türkiye'deki insanları ayıktırmak için müthiş mücadele verdi. Şehir şehir, kasaba kasaba, il il, konferanslar, yazılar, makaleler hatta Fethullah yani Gülen o zaman şimdi andaki adı FETÖ'dür. O zamanki adı Fethullah Gülen ona çok ikazda bulundu. Fakat adamın kendisi maksatlı olduğu için o asla bu ikazları dikkate almadı. Devlet bu ikazları anlayıp bunların üstüne gideceğine maalesef hocamın üzerine gelerek ona çok büyük eziyetler ettiler. Umarım şimdi pişmandırlar da hiç olmazsa tövbe istiğfar ediyorlar. Bunun peşinden Türkiye'nin etrafı kuşatılmış olduğunu hatta hiç unutmuyorum 1990 ya da 91 senesiydi. Ben Bakü'den izliyorum o zaman. Ama bu eskiden verilmiş program. Ama ben 95'te falan izliyorum bunu. Diyor ki bu Irak'la İran arasında, Kuveyt arasında olan savaşların hepsinin perspektif çizerken bu Kuveyt'e özellikle dedi ki yani Irak'la Kuveyt arasındaki savaş Türkiye'ye yapılan bir savaştır. Bu savaşın olmaması lazım. Eğer buna müsaade edilirse Irak bölünecek ve burada bir devlet kurulacak. O da Türkiye'yi bölecek. Çok net hatırlıyorum. Ve bunu biz
2002'den sonra bunları gördük ve yaşadık. Maalesef uyardı, ikaz etti, anlattı. Çok çaba etti. Milletini kurtarmak için ben bu kadar yırtılan bir insan görmedim. Evet, milletini iliklerine kadar Azeriler diyor der, savurmak, yani emen insanları gördüm ama canını millet için feda eden sadece Haydar Hoca'yı ben gördüm. Hiçbir şeyden yılmadı, bıkmadı, usanmadı. Ve FETÖ olayından sonra hocam bu Suriye ile Türkiye'yi savaştırmak isteyen bu büyük güçlere karşı Ehl-i Beyt sempozyumları yaptı. Daha sonra Ehl-i Beyt külliyatını yazdı. Yani Ehl-i Sünnet dünyasında hiç kimsenin, hatta şunu iddia ile söyleyeyim, Ehl-i Şia bile dünyasında kimsenin cesaret edip söyleyemeyeceği hakikatleri hiçbir Allah kulundan korkmadan, çekinmeden çıktı, haykırdı. Böyle bir insan bulamazsınız. Ben bütün, bak şu anda izliyorum. Suudi Arabistan'a bakıyorum. Yani İslam dünyasını tek tek böyle gözümün önüne getiriyorum. Hiçbir tanesi Allah'ın davasını yaşamak noktasında, Allah'a sadıklık, sadakat noktasında hiçbir tanesi dürüst değil. Hepsi Allah'ın düşmanlarıyla dost olmuş durumda. İster Ehl-i Şia dünyasına bakıyoruz. Bugün gördük ki Papa gitti Necef'te, ziyarette bulundu. Bu ziyareti milli gün olarak ilan ettiler. Yetmedi. Bütün pankartlarda, billboardlarda biz birbirimizin parçasıyız yazdılar. Yani dinler arası diyaloğun da oraya 2014 yılında hocam oraya gitmişti. Demişti ki işte buraya dinler arası diyaloğun geldiğini, Vatikan'ın burayı kuşattığını, sardığını söylemişti. Ve maalesef biz bugün 7 yıl geçti onu dedikten sonra bugün biz bunu net olarak görüyoruz. Yani biz hocamda şunu gördük. Allah'ın dinini doruklarında yaşayan bir insan gördük karşımızda. Her şeyiyle. Açık. Bütün aleme açık yaşayan bir insan. Burada böyle, burada daha başka, o da daha başka olmadı. Dümdüz oldu. İçi dışı bir, vatanı millet için yüreği yanan, vahdet olsun İslam dünyasında, birlik olsun diye çalışan, mücadele mübarek bir insan. Hangisini anlatayım? Şimdi şuradan başlayalım. Hocam yazın kışın ne zaman Azerbaycan'a gelirse gelsin, çok güneşli, harika bir hava, mutlaka yağmur yağardı. Çok enteresandır. Mutlaka her geldiğinde yağmur yağardı. Ve bir gün biz hocam aldık havaalanından, geçiyoruz yolda, yağmurda başladı yağmaya. Yazın ortası, Ağustos'un ortası, yani orada da yağmur o aylarda nadir yağar yani. Çıkarttı kolunu camdan dışarıya. Yağmura biraz kendi kolunu ıslattı. Islattırdıktan sonra dedi ki tamam mı dedi. Yeter mi dedi. Sonra kolunu çekti, camı bağladı, sonra yağmur kesti. Sonra çok enteresandır, havaalanında Azerbaycan'da dilenci yoktur. Bak Azerbaycan havaalanında kimse sor bak görmemiştir dilenci. Hocam her geliyor orada hep aynı tip insanlar, dilenciler orada oluyor ve onlara harçlık veriyor. Yani bunlar gelişlerindeki olaylar. Hocamın çok güzel dostları vardı. Biri Vasım Mehmet Aliyev. Yani Azerbaycan'da Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan diline tercüme eden hocamın tez hocası. Hem Fars dilini hem Arap dilini ana dili gibi bilen çok güzel bir alim. O da rahmetli oldu. Allah ona da rahmet eylesin. Ondan çok güzel dostlukları vardı. Bir gün Vasım Hoca'nın evinde misafiriz hocamdan beraber. Bizim Ali Kemal Kamburoğlu var. Buradan ona da selam olsun. O da bizden beraber, ikimiz beraber, zaten hep beraberdik. Biz namazımızı kıldık hocamla beraber. Sonra Vasım Hoca yemek ikramını bitirdikten sonra adamcağız da geldi namazını kılarken tabii ayakta ellerini böyle yaparak kılıyor. İşte kunutu o ayakta yapıyorlar onlar. Biz de böyle şaşırdık çünkü ilk defa görüyoruz böyle namazı.
Hocam dedi ne güzel de namaz kılıyor. Ne diyor? Namaz duadır diyor. Hocam yani çok güzel orada yani birlik beraberliği mesajını ta oradan vermeye başlamıştı hocam. Sonra Vasım Medaliyev'in hanımı Kumru Hoca, o da Fas dili edebiyat üzerine müthiş bir alim. O Vasım Hoca'dan daha yani daha fazla Haydar Hoca'ya hayran, daha fazla Haydar Hoca'yı seven ve Haydar Hoca'ya Allah'ın bu yeryüzündeki en güzel dostu gözüyle bakan bir insan. Dünya bir yana, Haydar Hoca bir yana. O kadar seviyordu ki hocam. Şu anda bile yanında gidelim. İnşallah bir gün gelirsiniz, sizi ondan görüştürürüm. Haydar Hoca deyin, bak ağladığını hemen anında göreceksiniz. Bu büyük bir müthiş bir sevgi, müthiş bir aşk bu yani. Kumru Hoca, yani sanki dünyanın güneşi söndü dedi yani hocamın vefatından sonra. Hocam Bakü'ye geldiği zamanlar üniversiteye giderdik. Ben inşaatta okuyordum o zaman. İnşaat Mimarlık Fakültesi mezunu. Ben mimarım. Mimarlık Fakültesi'nde okuyorduk. Biz gidiyorduk. Bakü, hem de ben inşaat üniversitesindeyim. Bakü Devlet Üniversitesi'ne gidiyorduk. Şarşunaksız Fakültesi, yani Doğu Bilimler Fakültesi. O fakültede hocamın sınıfına giriyorduk. Dersi dinlemeye. Bir bakıyorduk ki kendi o Bakü Devlet Üniversitesi'nde işte coğrafya fakültesinde olan, tarih fakültesinde, başka fakültedeki çocuklar gelip hocamı dinliyorlardı. Yani o okul ona hayret etmişti ki ya bu adamın sınıfına yani bu merak nedir? Nedir yani bu böyle? Hocam çünkü öyle bir hocaydı ki karşısındaki insanlara kendini mutlaka dinletirdi. Onda öyle bir şey vardı ki bir mıknatıs gibi bir şey seni çeken. Yani onu dinlememek mümkün değildi. Onu dinlemek istemeyen insanın bence kalbinde Allah'a sevgi yoktur, aşk yoktur, ondan dinlemiyordur. Eğer kalbinde, gönlünde, yüreğinde Allah'a aşk, muhabbet olan bir insan Haydar Hoca'yı sever. Ancak kalbinde Allah'tan en ufak bir eser olmayan insanlar Haydar Hoca'dan nefret eder. Bu kadar net diyor. Ne diyor? Baktığınız zaman sizi Allah'a hatırlatan insanlarla beraber olun. Allah'ıma hamdolsun ki ben böyle bir insanla tanıştım, ona evlat oldum, onun yanında oldum. İnşallah hocamızın bugün bedeni burada olmasa bile ruhu bizimle beraber ve ben inanıyorum ki manen asla bizi bırakmayacak. Ben hocam da şunu söyleyeyim, şunu net diyebilirim, kim ne düşünse düşünsün ben onunla değil, açık söylüyorum. Hocamla beraber olmak Allah'la beraber olmaktır. Hocamla beraber olmak Muhammed Mustafa ile beraber olmaktır. Hocamla beraber olmak İmam Ali ile, İmam Hasan ile, İmam Hüseyin ile, Hazreti Fatıma anamızla beraber olmaktır. Onlarla beraber olmayanlar şeytanla beraber olanlardır. Bu kadar net yani. Ben çok açık net söylüyorum. Hocamın hayatında ne ufak bir yalan, ne ufak bir korku ha dünya korkusu yüzünden davasını satsın asla böyle bir şey ben görmedim. Biz de onun evladıyız. Gözümüz hiçbir şeyden, ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Niye? Çünkü ben o babanın evladıyım. Ben onun yetiştirdiği bir insanım. Ben gurur duyuyorum. Bugün bana sordu ki sen ne diyorsun? Tabii aynı zamanda bizim partimizin genel başkanı hocam. Gençlik Kolları Genel Başkanımız, Allah ona rahmet eylesin, Lütfullah Derece ağabeyimiz çok değerli, çok güzel bir insandı. O tabi şehit edildi. Hüseyin Engin Çamur'dan Nazlı Mete ile beraber şehit edildi. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün bu yolda hizmet eden bütün büyüklerimize de Allah Celle Celaluhu gani rahmet eylesin. Ben inanıyorum ki şu anda Haydar Hoca ile beraber onlar orada toy düğün yapıyorlar. Niye? Sevgililerine kavuştular. Lütfullah Başkan'dan sonra başkanlık seçimi vardı. Hocam beni de çağırmıştı. Bana sordu, Gökhan sen ne diyorsun? Dedim hocam Allah sizden razı olsun. Ben sizin sayenizde Azerbaycan'da Cenab-ı Hakk'a hizmet etme şansını elde ettim. Buraya çağırdınız, burada da Cenab-ı Hakk'ın şansına, yoluna hizmet etme şansı elde ettim. Rabbim dedim sizden razı olsun. Bir insan niye dünyaya geldiğini, kimin kulu olduğunu ve niçin Rabbinin onu yarattığını bilmesi lazım. İşte bize bunu öğreten hocam. 99'da üniversiteyi bitirdim ben. Mimarlık Fakültesini. Yolda geliyorum. Sen biliyorsun tabii.
bizi tanıyorsun, babamı tanıyorsun. O zaman babam Sultanbeyli'de, Anadolu yakasında terzi dükkanı var, orada duruyor. Kardeşim Gürkan da o zaman burada televizyonda Tom Master, sesçisi televizyonu çalışıyor. Ben dedim ki ya ne olacak, ben okulu bitirdim, acaba geri mi döneceğim? Yoksa işte Bakü, İstanbul'da mı kalacağım? Veyahut da bu anam babam dedim kaldı Anadolu yakasında, Gürkan kaldı mı tadı, bu kadınlar tek kaldı. Ne olacak bunlar? Ben bu düşüncelerle beraber kendi yüreğimde ve beynimde düşünüyorum bunları yani. Herhangi biriyle paylaşmıyorum. Geldim Trabzon'a. Hocamın huzuruna çıktık. Dedi ki evladım hoş geldin hocam dedim. Üniversiteyi bitirdik. İyi gözümüz aydın dedi. Oğlum dedi sen dedi Azerbaycan'a geri dön dedi. İşte bir ticaretle alakalı bir şeyler söyledi onları yapmak için. İsmet abiye söyledi. O çok dedi sıkıntı çekti dedi. Sultanbeyli'de gelsin dedi televizyona. Orada terzihane şimdi orada açsın. Hem dedi dışarı iş yapar hem de dedi işte televizyondan maaş alır dedi. Hem de kardeşim bu dedi yalnız kalmaz abi. Ben dondum kaldım. Çünkü ben bunları benimle düşündüm ki yani bunlar ne olacak diye bir bir hepsinin cevabını ben daha demeden hocam bana söyledi. Biz bunları yaşadık ve bunun gibi şu anda anlatsam belki saatlerce ben konuşabilirim. Çünkü ne kadar anlatırsam anlatayım istersek ansiklopedi yazalım. Haydar Hoca'yı anlatamayız. Bak anlatmak mümkün değil. Haydar Hoca'yı yaşamak lazım. Ben dünyaya bir daha gelmiş olsaydım yine Haydar Hoca'yla beraber olmak isterdim. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Benim babam 2013'te rahmetli oldu. Ben böyle bir yetimlik hissetmedim. Ben şimdi yetim olduğumu anladım. Yani bu çok çok acı bu. Allah hocamıza rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum.